RTTV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 22 Ağustos 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi aynı saatte karşınızdayız. Efendim bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sol Parti milletvekili ama Almanya'daki Sol Parti milletvekili sevgili Hakan Taş bizlerle olacak. Gündemimiz çok yoğun, çok konuşacağımız şey var. Sevgili Hakan Taş hakkında kısa bir tanıtım videosu izleyelim. Hemen programımız başlasın. Hakan Taş 1966 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde dünyaya merhaba dedi. Henüz daha 2 yaşındayken iç göçle tanıştı ve Erzincan'dan İstanbul'a taşındı. İlk ve ortaokulu İstanbul'da tamamlayan Hakan 14 yaşında misafir işçi olarak tanımlanan babasının yanına Münih kentine geldi. Geldiği ilk sürede Almanya'da ırkçılık ve dışlanmanın ne olduğunu yaşayarak öğrenen Hakan ayrımcılığa karşı mücadelenin içinde yer almaya başladı. Ekonomi Halk Yüksekokulu'ndan mezun oldu ve yanı sıra meslek eğitimi aldı. Alman Hür Radyosu'nda gazetecilik eğitimi de alan Hakan uzun yıllar SFB ve RBB radyolarında çalıştı. Hakan Taş 2011 yılından beri Berlin Eyalet Parlamentosu'nda milletvekilliği görevini sürdürüyor. Evet, Sol Parti milletvekili sevgili Hakan Taş bizlerle. Hakan Taş hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Aykocuğum. Teşekkür ederim. Seni programda görmek çok güzel. Konuşacağımız çok şey var. Her şeyden önce Almanya'da seçimler yaklaşıyor. Onu biraz sonraya sakladım ki daha rahat konuşalım diye Hakan abi. Sen Almanya'da bir parlamentersin. Hepimiz dünyanın göz önünde izliyoruz son günlerde. Herhalde bununla başlamak lazım. Afganistan Taliban'a teslim edildi. Afganistan'da cam pazarı görüntüler haber ajanslarına düştü. Gerçekten uçakta parçalanmış cesetler, uçağın iniş takımından yüksekten düşen gençler, keza işte Taliban üyelerinin yavaş yavaş başlattığı zulümle beraber orada çok zor bir şey yaşanıyor. Ne diyorsun ilk önce yıllardır siyasetle, insan hakları endeksli siyasetle uğraşan biri olarak ilk önce bu duruma ne diyorsun? Sonra ülke ülke konuşalım biraz. Taliban'ın yeniden güçlenmesiyle birlikte Kabul'e girmesi açıkçası bekleniyordu. Fakat Alman makamlarının bilgilerine göre Eylül'den önce bunun gerçekleşmesine inanılmıyordu. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Heiko Maas'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bu yönde yaptığı açıklamalar da aynı o şekildeydi. Şimdi insanlar sadece havalimanına girebildi. İşte bundan birkaç gün önce Taliban'ın başkent Kabul'ü ele geçirmesiyle birlikte havalimanında bulunanlar sadece işte farklı ülkelerin uçakları ile komşu ülkelere götürülebildi. Oradan da Almanya'ya ya da Amerika'ya ya da diğer ülkelere, Kanada'ya örneğin götürülebildi. Şu ana kadar Kabul havalimanından yaklaşık 17 bin kişi başka ülkelere taşınabilmiş, götürülebilmiş, uçurulabilmiş. Fakat tabii bu sayı yeterli değil. Yalnız sıkıntı tabii sadece başkent Kabul'de değil. Afganistan'ın bilindiği gibi birçok şehri var. Örneğin Kandahar'da, Mezar-ı Şerif'te ya da diğer kentlerdeki insan hakları savunucuları, kadınlar, işte siyasette görev yapan kadınlar ya da dış ülkelerin güçlerine yardımcı olan Afgan vatandaşları, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalan Afgan vatandaşları nasıl o kentlerden başkent Kabul'e getirilebilecek ve oradan yurt dışına taşınabilecek, uçurulabilecek. Bu temel bir sıkıntı. Ama bunun ötesinde tabii yaklaşık 20 yıllık bir savaş süreci var. NATO'nun Afganistan'ı işgalinden söz ediyoruz. Her yıl sadece Almanya o ülkeye 1 milyar euro. 1 milyar euro gideri oldu. Almanya'nın oradaki askerlerinin Afganistan'daki gideri yıllık 1 milyar. Yani 20 yılda yaklaşık 20 milyar euro boşa harcanmış oldu. Sonucu görüyoruz. Sonuçta sonuç yeniden Taliban daha güçlenerek hükümeti devraldı. Cumhurbaşkanlık sarayını işgal etti vesaire. Korkunç görüntüleri hepimiz izledik. İşte bütün vatandaşlar, insan haklarına inanan, daha demokratik koşullarda yaşamak isteyen insanlar Afganistan'ın dışına taşmak için, kaçabilmek için ellerindeki bütün fırsatları değerlendirdiler. Hadi o korkuyla, o panikle uçağa yapışıp uçaktan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına rağmen bunu bile denediler ve birkaç kişi gördüğümüz görüntülerde uçaklar havada uçarken maalesef yere çakıldılar. Dolayısıyla bu görüntüler tabii ki korkunç.
Şunu sormak istiyorum. Şimdi bir doğulu olarak hepimizin ilk ezber cümlesi, emperyalizm orada yıllar boyunca orayı sömürdü sömürdü ve her seferinde oradaki halkı kendi kaderine teslim etti ve korkunç bir savaş coğrafyası haline dönüştü. Daha önce Sovyetlerin, daha önce yüzyılın öncesinde İngilizlerin sürekli bir savaş alanı. Şimdi Almanya'da gündem nasıl tartışılıyor? Biz doğal olarak Almanya'ya da aynı şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'ye de söylüyoruz yeri geldiğinde. Ne işin vardı orada? Niye oradaydın? Niye 1 milyar euro verdin? Bunun karşılığında ne kazandın? Hibe mi ettin Afganistan'a? Ne işe yaradı? Yani Almanya'daki tartışma, Almanya'daki sol cenahın tartışması, insan hakları örgütlerinin Alman devletine bir eleştirisi var mı? Bir sorumluluğu var mı Almanya'nın da burada? Yani her şeyden önce bundan yaklaşık 11 yıl önce Federal Meclis'te Afganistan'daki Alman askerlerin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili yapılan bir genel kurulda bizim o dönemki meclis grup başkanımız Gregor Gysin'in yaptığı bir konuşmayı dün internette tekrardan dinleme fırsatı yakaladım. Ve aynen o söylüyor, şunu söylüyor: bu savaş gerekli değil, bu savaşta giderlerimiz çok fazla, bu savaş Afganistan halkına hiçbir şey kazandıramayacak. Dolayısıyla savaş derhal durdurulsun ve Alman askerleri geri getirilsin. Yani bundan 11 yıl önce yapılan bir konuşma. 11 yıl sonra Gregor Gysi geçenlerde, bundan bir ya da iki gün önce bir Alman televizyon kanalına yine konuk oldu konuşmacı olarak. Orada da yine aynı şeyleri tekrar etti. Savaş 11 yıl önce bunları söyledim, 11 yıl sonra yine bunları söylüyorum. Toplamında savaş 20 yıl sürdü. Neden Alman askerleri oraya gitti? 50'nin üzerinde Alman askeri hayatını kaybetti bu savaşta. Orada tabii sivil halktan ölenleri sayısını söylemiyorum bile. Aynı zamanda Amerikan askerleri ama aynı zamanda NATO'nun diğer ülkelerinin askerleri, müttefiklerin askerleri de orada hayatlarını kaybettiler. Ve sivil halka hiçbir getirisi olmadı. Bu paralar oraya eğer gerçek anlamda yatırılsaydı, ekonomik açıdan Afganistan güçlenseydi, eğitime yatırım yapılsaydı ya da diğer sosyal alanlarda yatırım yapılmış olsaydı, tahmin ediyorum kazanan Afganistan halkı olurdu. Afganistan halkı daha da gelişebilirdi, kendi kendini geliştirebilirdi her şeyden önce. Belki demokrasi toplum içerisinde kendiliğinden gelişirdi ve bu da kalıcı olurdu. Dolayısıyla bu yapılmadığından dolayı herhangi bir getirisi olmadı. Bir nevi Almanya'daki vergi paraları, oraya götürülen, gönderilen vergi paraları çarçur edildi. Dolayısıyla bu tabii sert bir şekilde eleştiriliyor. Onun yanı sıra Anayasayı Koruma Örgütü'nün ve Gizli İstihbarat Örgütleri'nin Almanya dahil konuyla ilgili bilgileri yok muydu daha önceden? Neden son güne kadar beklenildi? Afganistan'da Taliban Kabul Havalimanı'nı ele geçirdikten sonra oradan insanların yurt dışına uçurulması planları yapılmaya başlandı. Bunu neden örneğin Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında neden başlanılmadı? Neden gerçek anlamda şu an kendilerini tehlikede hisseden insanlar yurt dışına götürülmedi, Almanya'ya getirilmedi? Orada 20 yıl boyunca Alman ordusuna farklı alanlarda yardımcı olan, Alman ordusu için çalışan ve şu an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanlar neden yurt dışına, Almanya'ya getirilmedi? Neden onlar şu an güvende değiller, kendileri ve aileleri? Onun yanı sıra tabii Almanya'da şu anda, şu gün son günlerde özellikle Erdoğan'ın yapmış olduğu bir konuşmaya dikkat çekiliyor. Bilindiği gibi Erdoğan hükümeti Taliban yönetimiyle, Taliban liderleriyle konuşmaya açık olduğunu, yani görüşmelere açık olduğunu ve askerleri de daha bilindiği gibi Afganistan'dan tam olarak çekmedi. Büyükelçilik personelini Türkiye Afganistan'dan henüz geri çekmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin ne yapacağı, ne yapmak istediği merakla bekleniyor. Türkiye'nin Afganistan'da çıkarları neler, hangi çıkarlarını orada korumak için hala orada konuşlanmış durumda. Hala ama asker... Hakan abi, şimdi yakın zamanda bir NATO toplantısında Afganistan'la, Afganistan havaalanı hakkında Biden'la görüşmesinde Erdoğan'ın bir takım konularda uzlaştığı söylendi. Tam açıklanmadı ama bu konu gündeme geldi bir şekilde. Şansölye Merkel de bu konuyla ilgili pek çok açıklamalar yaptı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Taliban'a teslim edilmiş ve dediğin gibi milyonlarca insanı ölüm karanlığına bırakırken uçakla yarım yamalak bir tahliyeyle bırakılmış olan ülkeyle artık bundan sonra dünya bir ilişki kuracak ve Türkiye'nin bu konuda Taliban'la ilişki kurması Türkiye'den, Batı tarafından beklenen şey değil mi?
AKP açısından sormuyorum. DAEŞ'le ticaret yapmış adamlar, Talibanlarla da çalışırlar, orada bir sıkıntı yok. Ama dünya bu meşruluğu sağlamıyor mu bugün Erdoğan'a? Bilindiği gibi Afganistan'dan çekilme kararı, NATO'nun askerlerini oradan çekme kararı, Amerika'da Trump döneminde iç politikalar sebebiyle alınmış bir karar. Dolayısıyla şu an uygulama aşamasında olduğundan dolayı ve tüm ülkelerin, NATO ülkelerinin, NATO müttefiklerini kendi çıkarlarına artık herhangi bir getirisi olmadığından dolayı da durdurma ya da yeniden yapmış oldukları Afganistan'daki çalışmaları ya da işgali devam ettirme gibi herhangi bir planları yok. Tamamen söylemlerinde tabii ki haklısın. Yani çıkarlarına artık herhangi bir getirisi olmadığından dolayı oradaki kendilerinin getirdiği hükümeti desteklemek yerine Taliban'la ilişkileri güçlendirip onlarla işbirliğine gitmeyi tercih ediyorlar. Afganistan'dan daha fazla insan yurt dışına çıkmasın, mümkünse Taliban insanların yurt dışına çıkmasını engellesin ve biz Afganistan'da Taliban'a mümkünse gerekirse orada yeniden kalkınma için, yeniden işte insanların daha rahat bir şekilde yaşayabilmesi için para verelim. Peki bu paralar gerçek anlamda Afganistan halkına verilecek mi, aktarılacak mı ya da onlara yönelik çalışmalar için harcanacak mı, o tabii tartışılır. Bugün hatta yanılmıyorsam bu görüşme yapıldı. Gizli bir görüşme yapılmış. Almanya'nın Kabul Büyükelçisi resmi Taliban yönetimiyle bir görüşme yapmış. Ve bu görüşmede yaklaşık 100 milyon euro sözü verilmiş. Bunun evet. Yanı sıra diğer ülkelerde benzeri görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bunlar tabii korkunç. Bir yandan Taliban'ı tanımayalım çağrıları yapılıyor. Taliban resmileşmesin. Açıdan kesinlikle Taliban'ı tanımayalım. Ama öte yandan yardımlar neredeyse gönderilmeye başlandı bile. Bu tabii korkunç. Bir yandan işte şimdi, ellerinden alınan kadınları, kızları görüyoruz evet. Tecavüze oraya. Bu görüntülere rağmen Almanya'nın böylesi bir ülkeye yardım edecek olması endişe verici. Şimdi bu görüntüler içerisinde bebeklerini Amerikan askerlerine verenler var. İşte ülkeden kaçmaya çalışanlar var. Biraz önce Suriye'de herhalde Akdeniz dünyanın en büyük mülteci mezarlığı haline gelmiş. Yani bu görüntüler hiçbirimiz için yeni değil. Suriye İç Savaşı başladığı günden itibaren artık dünyanın belki pek çok başka ülkelerden de göçlerle beraber bir mülteci meselesi var. Bütün dünyanın bugün en önemli gündemlerinden bir tanesi, hem dış siyasette hem iç siyasette. Fakat dünya hareket halinde. Savaşlarla hareket halinde, iklim göçüyle hareket halinde ve önümüzdeki dönemin işte az önce dediğin gibi Batı'nın bu konudaki vicdanına güvenmek pek yeterli kalmıyor. Çünkü mülteciler meselesinde, hadi gel bizi de ilgilendiren kısmıyla konuşalım, Türkiye ekseninde çok ikiyüzlü bir politika uyguluyor. Ve bugün çok yakın zamanda Şansölye Merkel ve Avusturya Başbakanı şunu söylediler aşağı yukarı. Bu göçmenler homofobik, Türkiye İslam ülkesidir, orada kalmaları lazım. Mülteciler orada çok mutlu. Ve hepimizin eleştirdiği bir rüşvetle neredeyse büyük bir işte paraya bağlayarak bir mülteci kozu halinde gerilmiş durumda. Şimdi Afganistan yeni bir göç müsebbibi olacak. Yine milyonlarca insanın ülkeden kaçmaya çalıştığını biliyoruz. Türkiye'ye girişler var ve işte iki uçak insanı yarım yamalak kurtaran ülkeler bunun sonucunda Türkiye'ye yine para teklif ediyorlar. Hakan abi, bu nasıl bir denge? Almanya'da vatandaş iyi yapıyoruz, böylece Berlin'e, Hamburg'a gelmiyorlar, yaşasın diye mi bakıyorlar? O çıkarcılıktalar mı? Yoksa Almanya gerçekten... En azından Alman hükümetinin politikalarının bu yönde olduğunu görüyoruz. Yeniden sadece Türkiye değil, bölgedeki komşu ülkeleri, örneğin Pakistan'a da bu yönde teklifler yapıldığını duyuyoruz. Türkiye bilindiği gibi ilk Suriye'den göçmenler geldiğinde 2015 yılına geri döndüğümüzde ve onların büyük bir kısmı Avrupa sınırlarını zorladığında ve aşırı sağ Avrupa ülkelerinde güçlendiğinden dolayı hükümetler işte bunların buraya gelmesi yerine orada komşu ülkeleri ekonomik açıdan destekleyip onların orada kalmasını sağlayalım düşüncesi kabul gördü. Ve ilk etapta bilindiği gibi Avrupa Birliği Türkiye'ye 4 milyar euro verdi. Ve bundan kısa bir süre önce yeniden 3 milyar euronun Türkiye hükümetine işte Suriyeli genel mültecilerin Türkiye'de kalabilmesi için, onların Yunanistan sınırlarını, Avrupa Birliği sınırlarını zorlamaması için yeniden verilmesi yönünde vaat verildi.
ve toplamında 7 milyar euro verilmiş olacak. Bugün ilçe belediye başkanları, örneğin İstanbul'daki herhangi bir ilçenin belediye başkanıyla görüştüğünüzde, ilçelerinde mültecileri barındıran, mültecileri kabul eden ilçelerin belediye başkanlarıyla görüştüğünüzde, kendilerine bu mülteci, alınan mülteci yardımının aktarılmadığını, yani mülteciler için harcanmak üzere alınmış olan paranın aslında mültecilere ulaşmadığını tespit ediliyor. Paranın sadece verilmesi, aktarılması önemli değil. Aynı zamanda bu paranın ne için harcandığının da Avrupa Birliği tarafından tabii ki denetlenmesi gerekiyor. Maalesef bu yapılmıyor. Örneğin mültecilerin, Türkiye'de yaşayan mültecilerin konaklaması için, eğitim alabilmesi için, çalışabilmesi için daha fazla programlar, Avrupa Birliği programlarının yapılması, hayata geçirilmesi gerekiyor. Ve bunların da yine Avrupa Birliği tarafından doğrudan ekonomik açıdan da destek görmesi gerekiyor. Ya da Türkiye hükümetinin kontrollü bir şekilde bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Fakat şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla maalesef herhangi bir şekilde Türkiye'de mülteciler açısından olumlu adımlar atılmadı. Onların topluma entegresi, uyumu açısından olumlu adımlar atılmadı. Dolayısıyla yeniden ırkçılıkla karşı karşıya kaldık Türkiye'de. Sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlere, diğer azınlıklara yönelik ırkçılık değil, daha sonra 2015 yılından beri Türkiye'de yaşamak zorunda kalan mültecilere yönelik de ayrımcılık, ırkçılık söz konusu. Hatta CHP bile, yani sosyal demokrat bir parti olmasına rağmen, CHP bile bu ırkçılığı körükleyen partiler arasında yer almaya başladı. Şimdi bir tane örnek teşkil etsin diye bir soru soracağım sevgili Hakan Taş sana. Ondan sonra Türkiye'de altında meselesiyle beraber yükselen bu durumu tekrar konuşacağız. Şansölye Merkel'e nispet olsun diye soruyorum. Türkiye'de mülteciler daha iyi dedi. Burada Almanya sosyal devlet olmasıyla övünen bir memleket. Tabii ki bu da gökten zembille inmedi. Gidip Rosa Luxemburg'un mezarına çiçek koyup bugüne kadarki bütün demokrasi mücadelesi veren sizlere, yoldaşlarımızın sayesinde oldu. Yoksa hiçbir ülke kendi kendine o kadar sosyal bir devlet haline gelemiyor. Ama bugün Almanya sosyal demokrasisiyle, vatandaşına kurduğu sosyal devlet ilişkisiyle övünen bir ülke. Örnek olsun diye soruyorum. Ben 4 kişilik bir aile olarak gelip burada iltica ettim. Türkiye'li bir Ermeni gazeteciyim, Suriyeliyim, Afganlıyım, Japonum fark etmez. Ve ilticam kabul gördü. Devlet bana ne haklar veriyor? İkinci günden itibaren başıma ne geliyor? Bunu böyle bir kısaca süreç olarak anlatabilir misin? Hem de izleyicilerimiz kıyaslama imkanı bulsun. Suriyeliler Türkiye'de mi iyi, mülteciler yoksa burada mı? Tabii her şeyden önce Almanya'ya gelen bir mülteci başvurusu yapması gerekiyor. Başvurusu kabul gördükten sonra kendisi ve ailesine en azından yaşaması için geçerli, geçici bir süreliğine de olsa bir konut ya da bir yurtta kalma imkanı veriliyor. Aynı şekilde bir ailenin yaklaşık işte evin tabii büyüklüğüne göre kirası üstleniliyor. Ve günlük gideri ya da aylık gideri masrafı belli bir ölçüde, belli sınırlı olmak şartıyla o da karşılanıyor. Yani yaklaşık bir kişinin aylık sosyal devletten aldığı ek yardım olarak onu tanımlarsak 495 euro yanılmıyorsam şu an. Çocuklara verilen para biraz daha düşük. Ailelere ona göre hesaplanması gerekiyor. Kira ve diğer giderler çıktıktan sonra. Öyle tahmin ediyorum, sen rakamı öyle biliyorum ki daha iyi bir şekilde söyleyebilirsin ama 1100 euro civarında olsa gerek bir ailenin aylık harcaması için kendisine devlet tarafından verilen para. Bunun yanında tabii kira gideri karşılanıyor. Yani biz 4 kişi Almanya'ya yandım Allah diye geldiğimiz zaman ve buradaki gerekçemiz haklı bulunduğu zaman 4 kişiye devletin öngördüğü metrekarede bir medeni yaşam koşuluna sahip oluyoruz. Kamp sürecinden sonra diyelim, belki kamplara veya bölgelere göre iltica kabulleri değişiyor. Ve 2 kişi, 2 yetişkin, 2 çocuğumuzla beraber bütün mutfak masraflarımızı ve diğer minimum masraflarımızı karşılayacak ayda 1000 euronun üstünde bir para alıyoruz. Ücretsiz yaklaşık dil kursuna gidebiliyoruz. Çocuklarımız hemen okula başlayabiliyor. Sosyal devletin, belediyenin bütün imkanlarından büyük oranda ücretsiz faydalanabiliyoruz. Meslek kurslarına gidebiliyoruz. İş sahibi olabiliyoruz. İndirimli olarak toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Yani diğer işte aylık örnek veriyorum 80 küsur euro galiba şu an güncel aylık toplu taşıma ücreti. Bütün araçları kullanabiliyorsunuz. Bu indirimli fiyattan faydalanabiliyorsunuz. Yaklaşık
yarı fiyatına tüm toplu taşıma araçlarını Berlin'de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunların hiçbiri Türkiye'de yok. Evet. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmadığı gibi sigortasız, normal mesai ücreti de çok iyi düzeyde olmasa bile onun yarı fiyatına çoluk çocuk 7 sülale çalışırlarsa ancak kuru ekmeğe bir yerde barınma imkanı olan bir durumda bu bahsettiğimiz milyonlar Almanya'ya gelseydi demek ki Almanya batıyordu o zaman. Bir şeyi unuttuk, artı bir şeyi unuttuk. Belki bu da çok önemli bence. Tüm sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz Almanya'da. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de yine keza aynı şekilde. Yani şimdi Almanya biliyorsunuz 2015 yılından bu yana 1 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci aldı. Aynı şekilde Irak'tan, işte Kürdistan bölgelerinden ve Afganistan'dan gelen mültecileri de kabul gördü. Toplamındaki rakam tahmin ediyorum 2015 yılında bu yana yaklaşık 1,5 milyonun üzerine ulaştı. Ve aşırı sağın maalesef söylemleri, yabancılara yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı söylemleri toplumda kendisine zemin bulduğundan dolayı, yer edinebildiğinden dolayı da güçlendi. Bundan dolayı da özellikle işte mültecileri buraya Alman halkına nasıl kabul ettirebiliriz? Bunu hangi söylemlerle belki Alman halkını mültecilerin kabulü konusunda daha iyi bir şekilde ikna edebiliriz yerine? Mültecilerin Almanya'ya gelmesini nasıl engelleyebiliriz üzerine politikalar üretildi. Bu politikalardan birisi de kuşkusuz Türkiye ile yapılan, Avrupa Birliği Türkiye arasında yapılan mültecilerin Almanya'ya girişini, Avrupa'ya girişini engelleyici anlaşma oldu. Bu anlaşmada Avrupa Birliği'ne şu ana kadar 7 milyar euro gider çıkardı. Evet, yani Almanya'nın aslında hakkında yememek lazım. Dediğin gibi büyük oranlarda mülteci kabul etti. Özellikle Türkiye'den son süreçte gelenlerle ilgili de oldukça pozitif davranmıştı. Bunu biraz sonra konuşacağız. Bugün hala yurt dışına çıkmak isteyen insanlar var ve burada yaşam nasıl? Gelip gitmek kolay mı? Buraya yerleşmek kolay mı? Konuşacağız. Ama şunu söyleyebiliriz, matematik doğruysa ucuza kapatılmış milyonlarca insan bu haklardan mahrum bırakılarak Türkiye'de bir depo gibi istiflenmiş ve Türkiye'de de oldukça büyük bir sosyal sıkıntıya doğru giden bir durum olduğunu görüyoruz. Altındağ'da olanlar belli, belli ki son olmayacak yeni bir durum ve plansız programsız olduğu için de gerçekten ciddi bir durum, ciddi karşı karşıya gelişlere yol açıyor. Son soru, peki bu paraları alan Türkiye'nin mülteci politikası, tırnak içinde nasıl bir politika olduğunu bilmediğim bu politika, bu paraya rağmen elinde sonunda büyük sıkıntılara yol açmayacak mı? Batı bunun farkında değil mi? Bence sıkıntılara yol açıyor. Yani her sıkıştığında biliyorsunuz Erdoğan Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği hükümetlerini, devletlerini tehdit ediyor. İşte kapıları açacağım, mülteciler Avrupa kapılarını yeniden zorlayacak. İşte siz bizi desteklemezsiniz, siz bizi eleştirirseniz, siz bizi Avrupa Birliği'ne almazsanız vesaire gibi noktalarda Türkiye hükümeti, Almanya hükümetini sürekli, Avrupa Birliği hükümetlerini sürekli tehdit altına alıyor. Bilindiği gibi aynı şekilde şimdi Erdoğan'ın öğrenmiş olsa gerek ki Belarus'un, Beyaz Rusya'nın devlet başkanı da aynı yine mülteci kozunu elinde bulunduruyor. Ucuz bir şekilde özellikle Irak'tan insanları Beyaz Rusya'ya getiriyor. Ucuz seyahat ardından onları Beyaz Rusya ile sınır Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyor. Ve böylelikle Avrupa Birliği'nin biraz tehdit altına alarak kendilerine yönelik politikaların daha esnek olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Hem Beyaz Rusya Devlet Başkanı hem de Türkiye'nin Devlet Başkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu geçmişten bugüne politikalar gibi. Dolayısıyla Avrupa Birliği maalesef Türkiye'ye yönelik politikalarında yaptırım gücünü şu ana kadar maalesef kullanmış değil, şu ana kadar kullanmadı. Doğru düzgün Türkiye hükümetine, Erdoğan'a kırmızı kartı doğru bir şekilde gösterip saha dışında biraz bekletmedi. Tam tersi özellikle seçimler dönemlerinde Avrupa Birliği liderleri başta ayrılacak olan görevini Eylül ayında bırakacak olan Merkel'de olmak üzere seçimlerden kısa bir süre önce neredeyse birkaç gün kala Türkiye'ye giderek Erdoğan'ın güçlü bir lider görüntüsü sahibi olmasını sağladılar. Bunlar tabii yanlış politikalar. Bence Erdoğan'a karşı politikaların daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyor. Özellikle başta HDP olmak üzere Türkiye'de muhalefetin daha güçlü bir şekilde desteklenerek
demokratik politikalar üretilmesinin önü açılması gerekiyor. Maalesef Avrupa Birliği Türkiye politikaları konusunda da şu ana kadar sınıfta kaldı. Sevgili Hakan Taş, bu Avrupa'da veya Amerika'da seçimler olduğunda, liderler değiştiğinde Türkiye'deki en büyük mevzu yeni gelen öyle olacak, işte Biden Trump'a göre böyle olacak, Merkel giderse böyle olacak. Böyle her siyasi analiz yapan kendi siyasetine daha pozitif şeyler olacağını umarak bir değerlendirme yapar. Ama aslında o ülkelerin iç dengelerinde çok bilmeyiz, uzmanlarımız dışında dış politikayı çok sevmeyiz biz Türkiye'de. Bugün yine böyle bir konu söz konusu. Şansölye Merkel ayrılıyor, artık veda turlarını yapıyor. Eylül ayında seçim var ve Almanya'da iktidar değişecek. İşte deminden beri senin de eleştirdiğin iktidar değişecek. Belki senin de içinde olduğun sol parti Linke belki hükümete geçecek. İstersen biraz da Türkiye'den izleyen izleyicilerimize de açıklayıcı olsun diye çok kısa, burası nasıl bir seçim sistemi, eyalet sistemi, federal seçimler ne zaman yapılıyor ve ondan sonra hangi partiler var, hangi partileri Türkiye'de hangi partilere benzetebiliriz, iktidara kimler geliyor diye böyle geniş bir açıklayıcı soruyla sana bu seçimleri sorayım. Eyaletlerde her 4 ya da 5 yılda bir meclis seçimleri yapılıyor. Berlin eyaletinde, yani benim yaşadığım Almanya'nın aynı zamanda başkenti olan Berlin eyaletinde her 5 yılda bir seçimler yapılıyor. Almanya genelinde ise, Alman meclis seçimleri ise her 4 yılda bir yapılıyor. Bu sene seçimler 26 Eylül'de tesadüfen aynı güne denk geliyor. Hem Berlin eyaletinde, hem Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, hem de federal düzeyde seçimler 26 Eylül pazar günü yapılacak. Onun öncesinde tabii ki seçmenlerin birçoğu mektupla oy verme hakkından faydalanabilecekler. Kendilerine bugünlerde oy pusuları değil de mektupla oy kullanmak istedikleri takdirde başvuru yapma formları gönderilmiştir kendi evlerine. Birçoğu pandemiden dolayı tahmin ediyorum mektupla oy kullanma sistemini tercih edeceklerdir. Ve Almanya'da siyasi tablo değişecek gibi görünüyor. 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde özellikle federal düzeyde Merkel'in de başbakanlık görevini bırakacak olması, siyasetten ayrılacak olması, yeni kişilerin siyasette sorumluluk üstlenecek olmasını da tabii ki beraberinde getirecek. Yeşillerden bilindiği gibi Annalena Baerbock, yine CDU ve Birlik Partilerinden CDU ve CSU'nun başbakan adayı ise şu an Kuzey Renvestfalya Eyaleti başbakanlık görevini devam ettiren Armin Laschet. Bunun yanı sıra tabii SPD'nin de başbakan adayı şu anki Maliye Bakanı Olaf Scholz. Daha önce de Hamburg'da eyalet başbakanlığı yapmış, bu görevi yürütmüş olan bir isim. Bunlar oldukça güçlü bir rekabet içerisindeler şu an. Hangisinin gerçek anlamda seçimlerden zaferle çıkacağını şu an için söylemek tabii ki mümkün değil. Ama yeni bir hükümetin gelme olasılığı oldukça yüksek. Ya yine Birlik Partileri ve SPD, ama bunun, bu iki partinin oluşturacağı bir koalisyonun çoğunluğu sağlaması olası gibi görünmüyor. Dolayısıyla üçüncü bir partiye ihtiyaçları olacak gibi görünüyor. Bu da ya Hür Demokratlar, FDP, ya da Yeşillerin de içinde olacağı bir hükümet modeli olabilir. Ya da tamamen SPD başbakanlığında, yani Olaf Scholz'un başbakanlık görevi üstleneceği, içinde Yeşillerin de sol partinde alacağı tamamen yeni bir hükümet görevi şu anki CDU, CSU ve SPD hükümetinden devralabilir. Ama bunlar tabii ki varsayımlar, olasılıklar. 26 Eylül'ü beklememiz gerekiyor. 26 Eylül'deki seçim sonuçların, sandıktan çıkacak sonuçlar doğrusunda nasıl bir hükümet Almanya'da oluşacak? Belki sürpriz olabilir. Yeşillerden birisi de tabii ki başbakan olabilir ama durum öyle gösteriyor ki başbakan adayı ya CDU'dan ya da SPD'den olacak. Şu an en güçlü iki parti yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına göre ya CDU ya da SPD olacağı yönünde. Bekleyelim, görelim 26 Eylül'ü. Umarım içinde SPD'nin, Yeşillerin ve sol partinin olduğu daha sosyal bir devlet, bir hükümet oluşur Almanya için ve devlet politikalarında daha sosyal anlayışın hakim olduğu bir hükümet kurulur. Umarım bu yönde siyaset Almanya'da geleceğe yönelik değişir. Aynı tarihte Berlin'in Almanya
Almanya'daki gibi Bern eyaletinde de seçimler olacak. Burada şu an bilindiği gibi sol, yeşil ve dolayısıyla aynı opsiyonun devam etmesini tabii ki bizler Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya'nın kalbi Berlin'de yeniden oluşması için mücadele veriyoruz. Dolayısıyla seçmenlerin özellikle sadece kalbinin solda atmadığını bildiğimizden dolayı sandıkta kullanacakları oylarında en azından sandığa giderek demokratik partilere oy vermelerini tabii ki istiyoruz. Aşırı sağın güçlenmemesi için, önlenebilmesi için sandığa gidip oy kullanmak çok çok önemli. Tabii ki sola verirlerse, Berlin'de yaşayanlar Hakan Taş'ı seçerlerse, Hakan Taş hem Berlin Eyalet Parlamentosu'na aday hem de Federal Parlamento'ya aday. Her iki seçimlerde de Hakan Taş'tan yana oy kullanabilirler, sol partiyi destekleyebilirler. Dolayısıyla Hakan Taş'ın güçlenmesine de katkı sunmuş olurlar. Arada şimdi, biraz da kendim için reklam yapmış oldum. Tabii zaten seçimlerle ilgilenmek biraz da görevimiz burada yaşayanlar olarak, Almanya'da faaliyetlerini sürdüren bir medya olarak. Çünkü buradaki Türkiye'li seçmen, bırak Almanya seçimlerini, Türkiye seçimlerinde bile oldukça etkili bir oy potansiyeline sahip. O yüzden ciddi yapılar var burada. O yüzden ciddi politik baskılar Avrupa'da da sürüyor o yüzden. İşte o yüzden çeteler var, ölüm listeleri var. Ama Almanya'daki seçimleri belirlerken de Türkiye'li seçmen oldukça iyi bir nüfus. Dolayısıyla bu programları yapmak bizler için de iyi. Son şunu sorayım. Bizim bildiğimiz seçmen, işte biliyoruz ki Berlin'in yüzde şu kadarı AKP MHP'ye oy verdi, şu kadarı HDP'ye oy verdi, bu kadarı CHP'ye oy verdi. Bizim seçmen genelde ne yapıyor? Bizim Türkiye'li seçmende AKP'yi sevenler burada kime oy veriyor? HDP'yi sevenler kime oy veriyor? Biraz da izleyicimizin kafasında matematik hangi parti hangisine benziyor? Biraz da oraları söyle, ondan sonra yeni bir konuya geçeceğim. Bilindiği gibi daha önceki, yani bir önceki, bundan 4 yıl önceki federal düzeyde yapılan seçimlerde ve 5 yıl önce eyalette yapılan seçimlerde Erdoğan hükümeti buraya da el atmıştı. Ve buradaki seçmenlerine, Alman vatandaşlığı bulunan seçmenlerine, kendilerini destekleyenlere hangi partilere oy vermeleri gerektiği yönünde bir nevi direktif vermişti. İşte özellikle birlik partilerini desteklemeleri yönünde nasihatta bulunmuştu Sayın Erdoğan AK Partililere, Almanya'da yaşayan AK Partili Alman vatandaşlarına. Bu seçimlerde şu ana kadar öylesi bir direktif geldiği yönünde bir duyumumuz yok. Fakat AK Partili olup Alman vatandaşlığı bulunanların oylarının büyük bir çoğunluğunu maalesef CDU'ya aktığını görüyoruz. Ama Alman vatandaşlığı olanların büyük bir çoğunluğu ise yine, yani yarısından fazlası ise sol demokratik olan partilere, yani CDU'nun ötesindeki diğer partilere oy veriyorlar. Yeşillere, sol partiye ve Sosyal Demokrat Parti'ye. Sol partinin oyları ağırlıklı olarak Kürtlerden ve solcu düşünen Almanya'da yaşayan diğer insanlardan geliyor. Dolayısıyla sol partiyi güçlendiren kesim bu kesim olmuş olacak yine gibi görünüyor bir sonraki seçimlerde. Tam da bununla ilgili sorayım. Hem de biraz Türkiye siyasetinde konuşma fırsatı verir bu bize Hakan abi. Linke, yani senin mensup olduğun sol parti, ben bilmiyordum partiler arası böyle durum varmış. Belediyeler arası, futbol kulüpleri arası olurdu ama siyasi partilerde de varmış. Bir kardeş parti varmış Linke'nin Almanya'da. O da Türkiye'deki Halkların Demokratik Partisi'ymiş. Dolayısıyla tarafını da çok açık belli eden bir partisiniz. Kürt meselesiyle çok ilgileniyorsunuz. Sen, biliyorum ki biraz sonra konuşacağız. Lütfen anlat bize Türkiye'deki bütün siyasi davaları. Tek tek gittin, mahkemelere girdin, gözlemci oldun ve Linke Kürt meselesinde oldukça duyarlı ve konsantre bir parti. Nasıl bakıyorsun veya partiniz nasıl bakıyor? Şimdi kapatma davası var. On binlerce HDP'li cezaevinde her gün baskınlar devam ediyor. Biz şu an konuşurken HDP üyeleri evlerinden gözaltına alınıyor. Kobane davası var keza ve seçimler Türkiye'de de yaklaşıyor. Nasıl bakıyorsun HDP'nin bu durumuna, nasıl öngörüyorsun önümüzdeki seçimleri? Türkiye'de her şey önce meclis tamamen işlevini kaybetmiş durumda. Tamamen diktatörlük statüsüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Tamamen Erdoğan'ın
neredeyse tek başına yürüttüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Demokrasi ayakları altında, Avrupa Birliği buna seyirci kalıyor. İşte HDP ile bağlantılı olarak birçok dava açıldı. Bunların en önemlisi kuşkusuz Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davası. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Yanı sıra HDP'lilere yönelik Kobane davası sürüyor. Baskılar her gün artıyor. 10 binin üzerinde HDP'linin cezaevinde olduğunu biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara rağmen sevgili Selahattin Demirtaş'ın hala farklı dosyalar açılarak yeniden tutukluk halinin devam ettirildiğini görüyoruz. Yine diğer tabii sadece siyasilere değil, siyasilerin ötesinde işte muhalif olanlar, hükümetin karşısında duranlar, hükümeti eleştirenlerin de cezaevlerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin bunun en iyi örneği belki Osman Kavala. Birçoğunun maalesef ve maalesef Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakıldığını görüyoruz. Gel hemen araya bir gireyim. Figen Yüksekdağ, Sebati, Gülten Kışanağ, yani say say bitiremeyeceğimiz kadar pek çok seçilmiş belediye başkanı, siyasetçi ve il ilçe teşkilatı üyesi binlerce insan var. Selahattin Demirtaş'la beraber davasının takip edilmeye çalışıldığı, dolayısıyla devasa bir tutuklama sorunu var. Son seçimlerden sonra bilindiği gibi bütün belediye başkanları, seçilmiş bütün belediye başkanları yeniden görevlerinden alındılar. Yerlerine yeniden kayyum atandı. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Görevlerinden alınan birçok belediye başkanı tutuklandı, cezaevindeler. Yine Gergerlioğlu tutuklandı, yeniden görevine iade edildi. Bu bağlamda tabii Avrupa'nın da baskısı, Türkiye'deki demokratik güçlerin de direnişi çok çok önemliydi. Ama öte yandan yine birçok insan açlık grevinde daha önce olan, tutuklanan, cezaevinden bırakılan, açlık grevi bittikten sonra işte tekrar siyasi çalışmalar içerisinde yer alan, fakat yeniden tutuklanan arkadaşlarımız var. Biz cezaevlerindeki tüm siyasi tutukluların her şeyden önce yeniden özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz. Bu yönde de sol parti olarak sadece HDP bizim kardeş partimiz olduğundan dolayı değil, Türkiye'deki HDP'li olmayan tüm siyasi tutukluların serbest kalması için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bundan böyle de ettireceğiz. Senin de söylediğin gibi evet, işte son yaklaşık tahmin ediyorum 5 yıldan fazladır, aşkın bir süredir Türkiye'deki neredeyse siyasi tutuklara yönelik bütün duruşmaları, Osman Kavala'nın da bazı duruşmalarını gözlemci olarak izledim. Bunları raporlayıp hem Federal Meclis'e hem Avrupa Meclisi'ne, Avrupa Parlamentosu'na sundum. Fakat bu bağlamda maalesef Türkiye yönelik tutumlarda, baskılarda herhangi bir artış gözlemleyemedim. Sadece eleştiri düzeyinde kaldı ama herhangi bir yaptırım Türkiye hükümetine az evvel de saydığım sebeplerden dolayı, özellikle mültecilerle bağlantılı yapılan anlaşmadan dolayı Türkiye yönelik herhangi bir yaptırım kartı çekilmedi maalesef. Ve Erdoğan hükümetiyle ilgili olan işbirliği devam ettirildi. Bundan böyle de en azından umarım en kısa zamanda bir sonraki seçimlerde kendinden görevi terk etmek zorunda kalır. Ama hiçbir diktatör kendinden gitmez tabii, bunun bilincindeyiz. Ama en azından gitmesi yönünde seçimlerden aldığı sonuç doğrultusunda da Avrupa hükümetleri gerçek anlamda baskıyı artırırlar. Ve umarım yeni seçilen hükümet modeli Türkiye'de hükümeti devralabilir. Ve daha da şimdi, bir Türkiye gelir. Dediğim gibi işte Amerika'da Biden seçildiğinde ya da Almanya'daki seçimlerde heyecanlanan Türkiye kamuoyu, Avrupa'nın insan hakları temelinde bir takım vazgeçilmezleri olduğuna inanmak istiyorlar. Neticede Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bırakılması gerektiği söylenen bir sürü insan hala cezaevinde. Ve bahsettiğimiz mülteci kozuyla başka durumlar, başka sert haller içerisinde galiba artık hiçbir masada bunlar konuşulmuyor. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki hiçbir diplomatik tartışmada, bir dakika, sizin ülkenizde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildi, kadın hakları, LGBT hakları, cezaevindeki siyasi mahkumlar, hiçbir şey artık masada bir talep olmaktan bile çıkmış durumda gibi algılıyorum ben. Almanya'daki bu seçimler, önümüzdeki dönem gerçekten Türkiye'nin iyi müttefiki olan Almanya'yı tavır olarak değiştirebilir mi Hakan abi, yoksa bu kaçınılmaz olarak, geleneksel olarak Almanya-Türkiye işbirliği bu anlamda devam mı edecek?
Bunun bu şekilde devam etmemesi için tabii ki farklı bir hükümetin görevi devralması gerekiyor. Yani aynı partilerden oluşmayan bir hükümetin görevi devralması gerekiyor. Armin Laschet bilindiği gibi Ener Kuzeyren-Vesfalya Eyalet Başbakanı ve Birlik Partilerinin Başbakan adayı Erdoğan hükümetiyle, AK Parti hükümetiyle oldukça sıkı bağlantısı olan bir siyasi lider. Dolayısıyla onun başbakanlığı devraldığı takdirde Türkiye ile ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmayacağı gibi bir kanı var şu an Almanya kamuoyunda. Ama olur da eğer seçmen doğru bir şekilde oyunu kullanır ve genel anlamda siyasetin sadece Türkiye yönelik değil mutlaka, içteki siyasetinde, siyasi işleyişinde değişmesi için oylarını kullandığı takdirde, daha sosyal bir devlet için, daha eşitlikten yana olan bir hükümet için oylarını kullandığı takdirde, belki SPD ya da Yeşiller önderliğinde kurulacak bir hükümette, sol partinin de içinde olduğu bir hükümette, özellikle yurt dışındaki ülkelere yönelik politikalarında da Almanya'da bir değişim rüzgarı eser. Bu tabii Türkiye'yi de kapsar olduğu takdirde. Şimdi sevgili Cem Özdemir bir süre önce konuğumuzdu. Daha çok erkendi ama yine de Almanya seçimlerini konuşmuştuk. Neticede bu kanaatleri, benzerlerini, bu kaygıları, insan haklarından uzaklaşan Türkiye'den şikayetlerini ondan da dinlemiştik. Ama iş başa düştüğünde, gerçekten iktidara gelindiğinde durumun muhalefette konuşulduğundan daha zor olduğunu, bu bağların, bu ilişkilerin oldukça yoğun olduğunu da hatırlatmıştı. Ama bir değişiklik olabilme ihtimali varsa ben de buradan bu program vesilesiyle çağrı yapayım. Türkiye'li Alman vatandaşı seçmenler bu seçimlerde gidip müdahalelerini, hayata müdahalelerini yapsınlar, siyasete katkıda bulunsunlar. Çünkü değişmez diyerek de hiçbir şey olmuyor. Gerçekten bazı şeyleri değiştirmek bizim de elimizde. Hakan ya, abi sen... Kendileri için, Almanya için bir şeylerin değişmelerini gerçek anlamda istiyorlarsa ve kendi gelmiş olduğu ülkelere yönelik yapılan siyasetlerin de değişmelerini gerçek anlamda istiyorlarsa, bunun değişmesi için tek nokta sandık. Dolayısıyla sandığa gidip doğru bir şekilde oylarını vermeleri gerekiyor. Ama her şey önce mutlaka ve mutlaka 26 Eylül'de sahip oldukları oy haklarını kullanmaları gerekiyor. Burada da var mı sandıkları terk etmeyelim filan, akşam çalarlar diye? Burada da böyle bir Linke'nin bir hazırlığı var mı? Burada seçimler böyle sıkıntısız yapılıyor mu? Onu da haber ver. Şu ana kadar öylesi sıkıntı, en azından son 40 yıldır Almanya'dayım, öylesi bir sıkıntı Almanya'da yaşanmadı. Yani sandıklardan işte oy çalma ya da oy pusulaları içine atma, işte sahtecilik, hırsızlık yapma olayları yaşanmadığından dolayı, Almanya'da şu ana kadar son 40 yılda böylesi bir şey yaşanmadığından dolayı buna gereksinim açıkçası duyulmadı. Zaten bir seçim, her sandıkta bir heyet var. Bu heyetin hepsi bağımsız. İşte dolayısıyla onların kontrolünde oy kullanma işlemi gerçekleşiyor. Ardından oy sayımı gerçekleşiyor ve sonuçlar merkeze bildiriliyor. Dolayısıyla böyle bir şeye şu ana kadar ihtiyaç duyulmadı. Umarım bundan sonra da duyulmaz. Biraz da Latife'ydi. Ben de biliyorum aşağı yukarı burada seçimler güvenli. Sevgili Hakan Taş, Berlin adayısın, Berlin parlamenterisin. Şimdi Türkiye'de son dönemde çok tartışılıyor. Gençlerin büyük bir kısmı ülkeden çıkmak istiyor, anketlerin sonuçları doğruysa. Özellikle eğitimli gençler, imkan bulabilenler Türkiye'den çıkıyor da üstelik. Son işte bu 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında özellikle bu rakamlar ciddi bir sayıya ulaştı. Ve sanırım artık bu Almanya'nın Türkiye'li göçler skalasında bir kuşak olacak kadar, işte yeni dalga diyorlar hatta bize Berlin'de, bilmiyorum doğru mu ama bir yeni bir kuşak gibi, nasıl 12 Eylül sonrası gelenler, 90'da işte Kürdistan'daki faili meçhullerden sonra gelenler gibi, bu son 5 yılda gelenlerin adı bile var. Bu programı izleyen gençler şimdi diyelim ki az önce konuştuklarımızdan Almanya'daki hayatı tercih etmek istediler. Biraz Berlin'i anlat bize, çünkü gerçekten sürgünler başkenti Berlin. Türkiye'liler için de öyle. Berlin çok ilginç bir kent. Adayı olduğun kenti biraz lütfen tarif et bize. Ve buraya gelmek kolay mı? Gelsinler mi insanlar? Halloluyor mu işleri? Burada hayat kurmak nasıl bir durum? Biraz da bize onları anlatırsan süper olur. Almanya yani mülteci olarak değil, onun ötesinde de Türkiye'den oldukça büyük çapta göç alan bir ülke. Bu göçün tabii
dağılımına baktığımızda Berlin başkent olarak, en sevilen kent olarak da bir nevi Avrupa'nın aynı zamanda kültür metropolü olarak da biliniyor. Birçok azınlığın çok daha rahat bir şekilde yaşayabilme imkanı bulduğu bir kent olarak da tanınıyor. Son 6 yıl içerisinde Türkiye'den 33 bin kişi hayatlarının bundan sonraki bölümünü Almanya'nın başkenti Berlin'de geçirmeye, yaşamaya karar verip buraya gelip yerleştiler. Bunlar farklı alanlar. 33 bin mi? Bak ben bunu bilmiyordum. Sadece Berlin 33 bin son 6 yılda. Berlin 33 bin. Yani genel sayı konusunda şu an bilgi veremeyeceğim ama Berlin'e yerleşen sayısı yaklaşık 33 bin. Akademisyeni, öğrencisi, işte doktoru, sağlık personeli. Almanya'nın Berlin'in ihtiyaç duyduğu alanlarda birçok insan Berlin'e geldi. Daha iyi koşullarda çalışıp, daha iyi bir ücret karşılığında çalışıp Berlin'de yaşayıp kalabilmek için burayı kendilerine seçtiler. Bilindiği gibi Berlin 1989 yılına kadar bölünmüş bir kentti. 89 yılından sonra yeniden birleşerek, bütünleşerek Büyük Berlin oldu. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde nüfusu var. Avrupa'nın neredeyse en eski metro ağına sahip. Aynı zamanda kültür metropolü dedim. Birçok tanınmış tiyatroya ev sahipliği yapıyor Berlin. Aynı şekilde yine 3 devlet operası var. Komik Opera, Devlet Operası ve eski Doğu Berlin'de bulunan yine orası da Devlet Operası olarak tanımlanıyor. 3 ayrı opera binamız var Berlin'de. Yani kültürel açıdan, müzeler açısından, tiyatro açısından tamamen gerçekten çok çok zengin bir kent. 180 farklı ülkeden insanın birlikte huzurlu bir şekilde barış içerisinde yaşadığı bir kent. Farklı insanların burası için zenginlik olarak algılandığı bir kent. Fakat buna rağmen maalesef mecliste, Berlin Eyalet Meclisi'nde %10'la Almanya için Alternatif adlı aşırı sağcı bir partinin temsil edildiği bir kentte aynı zamanda. Sol yeşil hükümetin şu an Berlin'de yönettiği bir kentten yine bahsediyoruz. Dediğim gibi 26 Eylül'de seçimler yapıldığında umarız yeniden sol yeşil bir hükümet opsiyonu Berlin'de bundan böyle de hükümet görevini sürdürür. Önümüzdeki 5 yıl. Şimdi 33 bin sevindim bu sayıyı duyduğumda. Sorulduğunda artık ben de net bilgi verebileceğim. Çünkü hep binlerce deyip duruyorduk. Sadece Berlin 33 bin ise Almanya'nın tamamının da ciddi bir göç aldığını söyleyebiliriz son 6 yılda. Peki bu 33 bin kişi şimdi biz ilk geldiğimizde işte siyaseten biraz daha can havliyle tutuklanmak, öldürülmek korkusu olan insanların ilk geldiği bir durumdu ve gerçekten o dönemde şey gibiydi. Bir sürü aranan insan Berlin'de sokakta karşılaşabiliyordu. Çok komik durumlar vardı. Fakat 33 binin tamamı böyle değil. Artık dediğin gibi diplomasına denklik getiren mühendisler, işte başka iş alanlarındaki gençler, orta sınıf biraz parası olan insanların uzun vadeli yaşam gibi bu siyasi olarak derdi olanların çok üstünde bilinçli tercih olarak buraya da gelmiş insan var. Nasıl oluyor? Şimdi Almanya'ya gelmek bu kadar kolay mı? Berlin bundan sonra bir 33 bin kişiyi daha istiyor mu? Gelenler hemen anlattığımız gibi hazır işi buldu mu? Yoksa zorlukları da var mı? Nasıl önerirsin Berlin'i Türkiye'den çıkmak ihtimali için? Berlin'in başkent Berlin ve Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı var. Farklı alanlarda, örneğin sağlık sektöründe korkunç şekilde bir iç açık var. Bunu Berlin'de ya da Almanya'da yetişen personelle doldurmak, bu açığı kapatmak maalesef mümkün değil. Dolayısıyla yurt dışından gelecek iş gücüne ihtiyaç var. Bunda da tabii özellikle Türkiye'de benzeri bir eğitim verildiğinden dolayı özellikle sağlık alanında, örneğin 4 yıllık eğitim almış sağlık personeli Almanya'ya gelip diplomasını tanıttıktan sonra burada işte B2 seviyesinde Almanca kursunu da tamamladıktan sonra bunu Türkiye'de yaparak buraya gelebilir. Çok kolay bir şekilde sağlık alanında, aynı alanda kendisine iş bulabilir. Türk firmaları da Berlin'de, başkent Berlin'de mevcut. Bunlar da belki Almanca'yı öğrenene kadar çalışması da tabii ki mümkün. Ama öncelikli olarak diplomaların tabii ki tanıtması gerekiyor. Bu diplomaların tanıtması işlemlerine yardımcı olan farklı kuruluşlar var Berlin'de. Bu hizmetleri tamamen ücretsiz olarak aynı zamanda sunuyorlar. Yine doktora ihtiyaç var sağlık alanında.
Dolayısıyla birçok doktor, hekim arkadaşımız Türkiye'den Almanya'ya, Berlin'e göç ettiler. Berlin'de şu an doktor olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla öncesinde farklı noktalara başvurularını yaparken öncesinde bilgi alıp hangi alanlarda iş açığı olduğunu tespit edip diplomalarını Almanca'ya çevirtirip bunların tanınması için önceden girişim yapmaları daha akılcı. Dolayısıyla buraya geldikten sonra en azından bu işleri tamamlamış oluyorlar ve daha rahat bir şekilde peki, burada Sevgili Hakan Taş, tıp alanında diploması olanlar, mühendis olanlar Almanya'daki kalifiye eleman ihtiyacı için başvuruları yapabilirler. Ama diyelim ki bir Kürt gazetesinde çalışan, bir Alevi gazetesinde çalışan bir meslektaşımız, bir işte siyasette bir başı belaya girmiş bir gencimiz, bir aktivistimiz, LGBT Türkiye'de çok zor durumda diye buraya gelmek isteyen bir arkadaşımız. Yani insan hakları meselesinde can havliyle gelenlere karşı durum nasıl? Çünkü bu 33 bin kişiyi kolay aldılar ama artık bu yeşil pasaport meseleleri de can sıktı. Artık o kadar da her iltica başvurusuna kabul vermiyorlar. Almanya'da çalışabilmek, oturum alabilmek için, yani mülteci statüsüne sahip olmamak için Almanya'nın ihtiyacı, iş alanında ihtiyacı olan alanlardan birisinde meslek eğitimi almış olmak gerekiyor ya da yüksek öğrenimini tamamlamış olması gerekiyor. Diploması tanındıktan sonra bu saydığım kişilerin Almanya'ya gelmesi tabii ki mümkün, çalışması, oturum alması mümkün. Diğer alanda, yani Almanya'nın ihtiyacı olmayan alanda, siyasi açıdan Türkiye'de dışlanan, işte farklı olduğundan dolayı Türkiye'de ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, LGBT bireyi olan arkadaşlarımız, trans bireyleri, eşcinsel arkadaşlarımız, işte Türkiye'de özgür olmadıklarından dolayı, evleri sürekli basıldığından dolayı, gökkuşağı bayrağını işte bir yürüyüşte, bir piknikte ellerinde bulundurduklarından dolayı da gökkuşağı renkleri içerisindeki kıyafetleriyle dolaştıklarından dolayı polis baskısıyla her gün karşı karşıya kalan insanlar Almanya'ya geldiklerinde maalesef LGBT bireyi üyesi olmak başlı başına Almanya'da mülteci statüsü olarak kabul görmüyor. Yani verecekleri başvuruda işte Türkiye'de eşcinsel olarak rahat yaşayamadığımdan dolayı Almanya'da kalmak istiyorum, daha özgür bir şekilde kendim olarak yaşamak istiyorum dediklerinde maalesef bu başvurular Almanya hükümetinin tarafından kabul görmüyor. Dolayısıyla bu bağlamda da özellikle eşcinsel bireylerine karşı, LGBTİ bireylerine karşı mülteci statüsü konusundaki tutumun Avrupa Birliği hükümetleri tarafından değişmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de bilindiği gibi sadece Diyanet değil, aynı zamanda Diyanet'in yapmış olduğu açıklama, eşcinseller hastadır, hastalıklıdır yönündeki açıklaması Diyanet'in, Sayın Erbaş'ın yapmış olduğu açıklama Diyanet İşleri Başkanı'nın, Erdoğan tarafından da destek gördü. Dolayısıyla o toplumda eşcinsellerin rahat, özgür, kendileri olarak yaşayabilmeleri artık neredeyse imkansız. Peki sevgili arkadaş, bu konuda son vaktimiz de tükendi. Son bir soru soracağım. Bu Türkiye'ye özgü bir durum mu? Yoksa bugün Afganistan'dan gelen bir LGBT arkadaşımız Taliban olduğu için daha, yani bu ülkelere göre değişiyor mu? Bir de onu sormuş olayım ve programı yavaş yavaş kapatacağım. Eşcinsellere yönelik sadece baskı değil de ölüm cezası bulunan ülkeler var ise bunlar da mevcut. Örneğin Suudi Arabistan ya da İran'da, İran gibi ülkelerde ölüm cezaları da var. Bu ülkelerden gelenler de çok kolay bir şekilde maalesef kabul görülmüyorlar. Fakat onları kabul ettirmede biz daha etkili olabiliyoruz. Fakat Türkiye, Afganistan'dan da bundan sonra gelecek olan eşcinsellerin iltica başvuruları öyle tahmin ediyorum ki kabul edilecektir. Çünkü İslam ülkesi olacaklarının duyurusunu yaptılar. Taliban yönetimindeki bir ülkede eşcinsellerin rahat ve özgür bir şekilde yaşaması mümkün olmayacaktır. Bugün İran'da, Suriye Arabistan'da olduğu gibi ya da birçok Orta Doğu ülkesinde olduğu gibi. Fakat onun ötesinde özgür olarak yaşayamayan, eşcinsel olduklarından dolayı özgür olarak yaşanılmayan ülkelerden gelen eşcinsellerin de bence burada kalma hakkına sahip olabilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu yönde, evet, Avrupa Birliği bu yöndeki politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. Sevgili Hakan Taş, gerek önümüzdeki seçimlerde sana ve partine, gerekse insan hakları ve demokrasi için uğraşan diğer Almanya'daki bütün siyasi partilere ve oradaki Türkiye'li dostlarımıza başarılar diliyorum.
Umarım ki önümüzdeki dönemde bu konuştuklarımız ekseninde bir siyaset üretilmesinde hepinizin büyük faydası olacak. Şimdiden sözünü alalım. Sizler seçimi kazanınca kutlama programı yapar. Tekrar bakalım şimdi ne yapacaksınız diye sorma fırsatı buluruz. Çok teşekkür ederim bu hafta bizlerle olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bu hafta Sol Parti Milletvekili sevgili Hakan Taş bizlerleydi. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.